Milli futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan muhteşem evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı. İşte çok konuşulacak özel haberimiz. Bir aslan yuvasına. Ve evin girişinde bir aslan. Evet. Arda Turan'la Aslıhan Doğan Turan'ın merak edilen evlerine hoş geldiniz. Piyano çaldı, şömine yaktı, çocuklarıyla oynadı. Şömineyi ben yıkarım evde, Arda yapmaz. Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une... İçini döktü, itiraf etti, evliliğinin bilinmeyenlerini anlattı. Yani hediye şimdi söylersem çok şey oluyor. Şey olur, sağ ol. Manşetler oluyor. Bir hatta benim kötü huyum ondan fazla ya bence. Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını ilk kez Show TV'yi açtı. En merak edilenlerini anlattı. Koyu renklere ve böyle biraz hafif maskülen hatlara sahip bir ev. Uzun zaman olmuştu bir ünlü evine gitmeyeli. Ömür Sabuncuoğlu bu uzun aradan sonra şahane bir ev gezmeliydi ve öyle yaptı. Günaydınlar sevgili seyirciler. Sizler gibi ben de ev çekimlerini çok özledim ve bugün bu hasret sona eriyor. Sevgili Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın evine konuk oluyorum. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de vallahi içimi açtın. kar yağmadan cıvıl cıvıl geldin evet. Evime. Çok yakışmış ve rengarenk böyle. Ben de senin için bugün renkli giyindim. Sen de renkli giyindin, şaşırttın. Ben de aynen, de... biraz ters köşe yapıyorum. Bazen simsiyah, bazen renkli aynen, biliyorsun. Aynen, ben seni siyah giyeceğini düşünüp ben renkli giyineyim dedim ama aynı olduk. Neyse, böyle uyumlu olduk bu sefer. Aynen, nasılsın? Güzel olduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu hafta Aslıhan Doğan Turan ve futbolcu Arda Turan'ın 3 katlı muhteşem evine konuk olduk. Harika. Önce bir bahçe manzarasından. Az önce kar yağdı aslında. Evet. Bugün böyle bir gün. Bugün böyle bir gün. 5 dakika önce burası böyle kar başlamıştı. Ama galiba yayın günümüzde bayağı bir kar olacakmış. Kar olacak. Aynen, cumartesi evet. günü. Öncelikle teşekkür ediyorum evinin kapılarını bize açtığın için. Ben teşekkür ederim. Çok konuşulmuştu bu ev. Çok koyu denmişti. Aslıhan Doğan Turan da kabul ediyor bu durumu ama evin bir tarzı olduğunu da az sonra çok iyi göreceksiniz. Koyu renklere ve böyle biraz hafif maskülen hatlara sahip bir ev. Sizin şansınıza buraya normalde bir böyle bir bar gibi bir şey yapılacak ama burası boş kaldı şu anda. Daha tam tamamlayamadım salonumu. Yavaş yavaş, yaşaya yaşaya, göre göre, alışa alışa bir şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz. Salondayız. Keyif alanlarından biri bu köşe. Şimdi burada mesela sizin oturma alanınız mı? Evet, genelde şöyle, genelde biz üst katlara çıkacağız zaten. Orada bir böyle ufak bir alanımız var. Aslında orası daha böyle rahat ettiğimiz bir alan. Yani pijamalarımızı giyiyoruz, eşofmanları giyip böyle ayakları uzatıp televizyon alanı gibi bir şey. Fark ettiysen zaten bu salona televizyon koymadım. Evet. Normalde burası benim genelde misafirlerimle oturup böyle şöminemi yakıp keyif yaptığım bir alan. O yüzden çok ben açıkçası, Arda bu konuda bana katılmayabilir ama ben çok televizyon ihtiyacı duymuyorum. Bu kısımda. Yemek odasında zaten var hani bir şey izleyeceğim zaman bu katta. Beni mutlu eden bir televizyon şekli orada var. O yüzden burada ben böyle şöminemi yakıp böyle çıtır çıtır o ses vardır ya onu böyle tercih ediyorum açıkçası. Belki ilerleyen dakikalarda yakar mıyız şömineyi? Evet, yakabiliriz tabii ki. Şömine ambiyansı ve kış modu için harika bir yer bu köşe. Bu şeyleri de hatta gördüğünüz gibi böyle battaniyelere falan şimdi buraya da böyle bir şeyler almıştım gelecek. Hani birazcık daha böyle hafif buraya gelenler böyle şale tarzı gibi diyor eve. Çünkü şunu falan da böyle İsviçre'den kendim taşıyarak getirdim 2 hafta önce. Çok güzel. Böyle seviyorum bu şömine, kar modu falan filan. Yani aslında yazın bu eve baktığınız zaman hani şunların belki kalkması gerekecek. Ama şimdilik böyle memnunum. Evin dekorasyonuna gelince, tablolar dekorasyonun en önemli parçalarından. Tablolar? Tablolar
bu konuda ben sevgili mimarım Hakan Ezer'e birazcık güvenerek hareket ettim. İşte mesela dedim ki siyah beyaz resimler sevebiliyorum. İşte bazen renk seviyorum. İşte orada şöyle bir köşeyle uyum yapmak istedik. O yüzden burada böyle nar çiçeği gibi bir şey tablo tercih ettik. Sevgili Sabri Berkel'in eserleri. Modern ve klasiği harmanlıyor evdeki sanat eserleri. Birazcık ters köşe seviyorum ben tablolarda. Çünkü zaten ağır bir ev. Hani birazcık bu tablolarla hafif evi daha böyle dinamik yapmak açısından böyle tercihlerimiz oldu. Evdeki tabloların çok pahalı olduğu ve bu tabloların hepsini Arda Turan'ın hediye ettiği yazılmıştı. Bir tane haber çıktı işte sanat eserleri hediye aldı Aslan'a doğum gününde falan. Bunlar tamamen asılsız. Asılsız mı? Soracaksın onları. Aynen öyle bir şey olmadı. Biz yavaş yavaş evin yapım sürecinde işte böyle ufak ufak toplayarak ilerliyoruz. Arda Turan'ın evi burası. O bir Galatasaray efsanesi ve bir aslan doğal olarak evin girişinde İçinde bir aslanın olması çok normal haliyle. Ve evin girişinde bir aslan. Evet. O artık böyle şey sembolik olmaya başladı. Çünkü eve gelen genelde herkes bunun bir resmini çekiyor. Özellikle Galatasaraylılar. Şimdi şöyle hem Galatasaray'dan dolayı tabii ki bir aslan sevginiz. Ama öncelikle zaten oğlumun adı Asil Aslan biliyorsunuz. Evet. Küçük oğlumun adı. Bunu da yine Hakan abiyle Çukur Cuma'da gezerken seçmiştik. Bu böyle Yıldız Parkı'ndan bayağı bir senelerdir orada durmuş ve ondan sonra oralara gitmiş. Çukur Cuma'da böyle çok antika falan o şeyler. Aslan'ın hikayesine gelince. Yıldız Parkı'ndan sizin eve mi geldi yani? Birinin evine gitmiş ondan sonra bizim eve geldi öyle söyleyeyim. Çok beğendik biz bunu yani ben ilk gitmiştim Arda'yı böyle hatta bir heyecanlandım hemen fake'den falan. Çok güzel bir aslan buldum falan işte alayım bunu falan dedim. Tabii aslan deyince zaten izin yani şey alması kolay oldu onay alması kolay oldu. Tamam dedi. Bu böyle girişe de bilmiyorum yakıştığını düşünüyorum ben. Çok yakıştı şey. Evet. Yakışmış yani. Çocuklar arada bir üstüne falan biniyorlar. ama güzel bir yani bana pozitif bir enerji veren bir heykel oldu. Evi gezdikçe görüyoruz ki aslında bahsedildiği gibi koyu ve iddia edildiği gibi kasvetli bir yer değil burası. Sana da çok koyu geldi mi ev mesela? Bana çok koyu gelmedi ya. Sıcak geldi bana hatta yani. Öyle mi? Evet. Ah, süper çok sevindim. Salondaki güzel tablonun yanındayız. Bu da Çukur Cuma. Hikayesi var mı böyle bir şeylerin? Yok, şöyle yine dediğim gibi böyle modern, çağdaş sanatların arasında bir tane de böyle klasik bir, özellikle şu çerçeve, kendi orijinal çerçevesi yani sonradan yapılmadığı için, oryantalist döneme ait bir kadının resmi. Aslan sen böyle bir poz vermek ister miydin? Böyle bir tablonu yaptırmak ister misin ileride? İsterim valla yaptırabilirim. Şöyle bir tane şöyle bilmem. Yani yaptırabilirim ama evime asar mıyım bilmiyorum. Çok böyle şey olur herhalde. Belki bir aile tablosu olur. Tabii o bir şeker bir şey olur ama hani çok böyle merkezi şekilde konumlandırır mıyım ona emin değilim. Hani belki bir çocuk katına falan olabilir. Hı-hı. Güzel bir sanatçıyla çalışsam neden olmasın. Hı-hı. Güzel bir hatıra yani bence. Evet. Aynen. Salondaki güzel dolap dikkat çekici. Bu çok hoşuma gitti benim. Hani salonun ortasında bir de çok amaçlı diyebilir miyim? Evet çok amaçlı. Gerçekten sürekli buralara bir şeyler konuluyor. Şu dolap... Eve geçen şeyler mi oraya konuluyor? Çok mu karışık? Boş. Gibi. Evet şu anda şey yaptık. Normalde burası böyle hani ne tercih edersen koyacağım. Çay kahveyi de koyup değil mi? Her şey her şey. Şu bu gül, çiçek, o romantik olayı ben seviyorum. Mesela giyim odamda falan da duvar kağıdını kullandım. Bu bana güzel bir enerji veriyor. Çiçek seviyorum yani. Gelir mi çok çiçek sana Arda Bey'den? Gelir. Gelir mi? Gerçekten mi? Gelir ama nasıl biliyor musun Ömür? Tabii ki özel günlerde çiçek gelir ama hiç beklemediğim anlarda gelir. Hani özel günlerin dışında böyle bir bakarım. İçinden gelmesi lazım. Arda birazcık o şekilde bir insan. Hiç beklemediğim mesela şu an kapıcılık da gelebilir. Hani öyle geldiği zaman insan daha da bir böyle mutlu oluyor. Çünkü özel günlerde bekliyorsun zaten.
Madem konu Arda Turan'ın jestlerine geldi, ünlü futbolcunun Sevgililer Günü kutlamasından da bahsetmeden olmaz. En son 14 Şubat'ta bir açıklama yaptı ya, görmüşsündür dışarıda, evet, çekiyordu. Ne yaptın? Kızdın mı biraz? Yok, kızmadım ama aslında güzel bir şey söylüyor. Seven insanın diyor sevgili, yani bir gün mü olur gibi bir şey söylüyor. Hakikaten de öyle düşünüyor. Yani biz şimdi Sevgililer Günü kutlamadık açıkçası. Hı. Kutlayanlara da gayet, hani bu arada çok sempatik, hı, kutlayanlara da hiçbir şey demiyorum, hı, tabii ki ama biz kendimiz kutlamadık. Yani biz burada normal evimizde yemeğimizi yedik, yukarıda, hı, gittik de, hani bir yemeğe çıkmadık ya da, hı, onun gibi şey, özel giyinip böyle bir yerlere gitmedik ama mesela onu da bu hafta içi işte kar yağmasaydı yapacaktık. Böyle baş başa yemeklerimiz oluyor. Çocukları yatırdıktan sonra çıkıyoruz, bir böyle iki saatimizi falan o yemekte geçiyoruz. Zaten ben çok seviyorum böyle hani restoran, yemek falan, yemekle, evet, çok haşır neşirim. Yeni yerleri denemeyi seviyorum. Yani yemekle haşır neşirim deyince hep zayıfım diye öyle değilim zannediliyor. Ama çok seviyorum yeni, bilmiyorum, tatlar, diyorsun, yeni yerler, yeni restoranlar keşfetmeyi. Evlilik yıl dönümlerini de kutladılar kısa bir süre önce. Peki bu Mart ayı içinde sizin evlilik yıl dönümünüz? Evet. Kaçıncı sene oldu? Şu anda 4, yani 2018-2022. 4 sene. Aynen, 4 sene oldu. Peki özel bir şey yaptınız mı? Ne yaptınız? Yemek yedik. Böyle ya biz baş başa zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Çünkü baş başa hani böyle bazı çiftler, atıyorum mesela, hani kaliteli zaman, hmm, geçirmek bazı çiftlere iyi gelir ya, biz de öyleyiz. Mesela dertleşiriz, sohbet ederiz, beraber eğleniriz. O yüzden bize iyi gelen bir şey. Özel bir hediye geldi mi evlilik yıl dönümünde? Güzel bir hediye geldi mi? Yok, daha gelmedi. Daha gelmedi mi? Daha gelmedi. Kutladı ve hediye mi yok? Yok, aynen. Yani hediye şimdi söylersem çok şey oluyor. Şey olur, sağ ol. Peki. Manşetler oluyor, onu istemiyorum. Ama sanat eseri falan değil yani, normal. Dediğim gibi özel günlerin dışında geliyor bana hediyelerde, hı, çiçeklerde. Yani özel günde çiçek kesin geliyor. Hı. Ama hediyeler genelde spontane geliyor. Spontane geliyor. Şöminenin başındayız. Şöminenin patronu Aslıhan Doğan Turan. Peki hiç şömineyi yakıyor musun sen normalde? Of, bayılırım. En sevdiğim şey. Gerçekten. Bunu da mı çalışıp mı geldin lan? Benim vloglarımı izliyorsun demek. Yok, çalışmadım. Bunu gayet içten sordum. Çok. Yakayım mı? Çok sevinirim. Ah, bayıla bayıla. Bayılırım. Genelde zaten şömineyi ben yakarım evde. Arda yapmaz. Kendim şimdi bak hemen. Güzel bir şekilde. Abi bayılırım. Şömine beni çok mutlu eden bir şey. Ömür, sever misin? Bayılırım. Bayılırım ben. Çok güzel enerji. Çıtırtısı. Şömine yanında aklımıza romantizm geldi. Kim daha romantiktir peki? Kim daha romantiktir? Arda. Gerçekten Arda. Şey, bir kere böyle canım bir yere gitmek istemişti böyle Londra'da. Demiştim işte şey, hiç kimse benimle gelmiyor falan, normal telefonda konuşurken falan atlayıp gelmişti mesela. Aa, ne güzel falan. Oraya sonra gitmiştik falan, öyle bir şey olmuştu. Yemek odasına geçiyoruz. Evet, şimdi yemek masası. Hı-hı. Burada mı yemek yiyorsunuz akşamları? Bazen burada yiyoruz. Ben genelde çocuklarla burada yiyorum. Arda eğer antrenmandan falan geç geldiyse eğer, onunki o eğer yetişemediyse bize yukarıda, ama ailecek bütün yemeklerimizi burada yiyoruz. Hı hı. Misafir ağırlamayı çok seven bir aile onlar. Zaten ben biliyorsun kalabalık sofralar çok seviyorum, her, evet, zaman da söylüyorum. Ailem çok burada yakın oturuyor, annemler. Hı hı. Hatta bu sitedelerde yeni taşındılar. Hı. Yan siteye geçtiler. Kayınvalidemler de genelde geliyor. Okan ve Katri de burada annemlerle, hı hı, aynı sitedeler. Yani genelde bu evde bir kalabalık yemekler oluyor ve ben çok seviyorum. O yüzden de masayı böyle biraz, hatta iki tane de sandalye içeride var. Normalde şu an 10 kişilik gözüküyor. İki tane de içeride olduğu zaman 12 kişi yemek yiyebiliyoruz bu masada. Misafir ağırlamak kadar misafir olmak da onlar için çok değerli. Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'ya sık sık konuk oluyor Aslıhan Doğan Turan. Senin bir de tabii Bayrampaşa günlerin var. Evet. Değil meşhur mi? Cumartesileri. Meşhur. Aynen. Nasıl geçiyor orada bir gün? Güzel geçiyor Ömür. Şöyle, ben oradaki paylaşımı hep dile getiriyorum. Çok seviyorum. Orada başka bir enerji var. Orada başka bir paylaşım ve güzel bir komşuculuk var. Arda
Arda Turan'ın büyüdüğü mahalledeki eskimeyen mahalle tadını çok seviyor Aslıhan Doğan Turan. Burada mesela insanlar, herkes birbirini tanıyor ama kaç kişi birbirini seviyordur diye sorarsan soru işaretli. Hani orada öyle bir rekabet olayı yok. Anlatabiliyor muyum? Herkes paylaşımcı. Bir tencere bir yemek pişiyorsa bir tencerede bütün o apartmana dağıtılıyor mesela. İşte biri birine gidiyor, yemek yiyor. Birbirine hep komşuculuk, tatlı yapılıyor, yukarı çıkıyor. İşte o yapılıyor, börek açılıyor, aşağı iniyor falan. Ben kayınvalidemlerin evinde hep bunu görüyorum. Yani bu da bana güzel geliyor çünkü değişik. Eski mahalle sıcaklığı değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Zaten bir ara kayınvalidemler bir taşınmışlar. Rahat edememişler. Çünkü o kadar güzel bir şekil kurmuşlar ki Bayrampaşa'da, tekrar oraya geri dönmüşler. Yani orası oradan çok hiçbir koşulda ve şartta, yani hiçbir demeyeyim ama büyük ihtimalle taşınmazlar ve ömürlerini orada geçirirler gibi geliyor. Çektiği videolardan birinde Aslıhan Doğan Turan'ı tanımamıştı Bayrampaşa halkı. Hatta bana şey dediler, işte seni tanımamışlar falan. Olay oydu zaten. Olay oydu, beni tanımamaları. Hani ben yoksa isteseydim tanıyorum diyenleri koyardım, tanımıyorum diyenleri keserdim. Ama ben o samimiyeti istedim orada. Hakikaten de tanımadılar yani. Hani 5 insana, atıyorum 10 insana sorduysak 6'sı tanımadı, 4'ü tanıdı. Yani Arda'yı sorsam tanırlar tabii ki. Yani caddenin adı o zaten. Ama ben tanımadılar. Ama ben onları yayınlamak istedim. Sizler tanıyor musunuz beni? Biz yokken beni nasıl görmedin? Arda Turan'ı duyduğunuz mu? Hemen onu bilmiyorum. Korona bakabilirsiniz. Kaybettiğiniz maç yok. Ama farklı bir maç. Yemek odasındaki piyano dikkat çekiyor. İkinci sınıfa giderken babamın bana almış olduğu bir hediye bu piyano. Bir caz barda görüyor. Önemli bir sanatçı, şimdi ismini unuttum. O çalarken böyle adam büyüleniyor resmen, babam. Ve bana sordular, işte piyano çalmak ister misin? O zaman da böyle kız çocukları için hep böyle piyano, bale, jimnastik falan öyle şeyler oluyor ya. Tabii ki dedim. Sonra hatta bayağı bir konservatuar geçmişim var Mimar Sinan'da. Evet, bir 6 sene kadar. Sonradan çok ağır gelmeye başladı bana okulla beraber yürütmek. Bizim için bir ilki gerçekleştiriyor. Aslıhan Doğan Turan çocuklarını eğlendirmek için çaldığı şarkıyı bir de bizim için çalıyor. Yani çocuklarımı eğlendirmek için bir şarkım var, istersen çalayım. Onlar dans yapıyor. Öyle şeyde. Şöyle geçeyim bari. Bunu da ilk defa burada yapıyorum. Piyanoyu Aslıhan Doğan Turan'dan daha sık kullanan bir isim var. O da komşuları Mustafa Ceceli. Sağ olsun Mustafa gelip çalıyor bizde artık. Mustafa Ceceli komşum, aynen. Sağ olsun o geliyor çocuklara, bunu bizlere, hepimize o çalıyor. Bunu Mustafa için tutuyoruz evdelermiş. Ama bizlerle de ilk kez paylaştın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birazcık böyle şey oldu ama. Yok, çok tatlı oldu. Yemek odasındaki ayna çok şık. Ayna Horhor'dan gene. Horhor'dan almıştım ama Hakan abi yine sarı olduğu için bir, yani çok bu gold rengi olduğu için çok ağır olacağı için buraları siyah boyadı. Tüm buraları siyah yaptı. Az gold detayı bıraktı. Yani çok fazla sarı sarı olsun istemediği için böyle yaptı. Şu tabloyla da böyle güzel bir karşılıklı uyum, evet, sağladılar. Turan ailesinin evindeki eşyaların bir özelliği de hepsinin tek ve sade olması. Yani genelde tek olan parçaları tercih ettik. Yani bu masada kendi özel yapımı, sandalyeler de aynı şekilde. Kendi çizip yaptığı için başka yerlerde olan parçalar değil açıkçası. Evet. Ve sadeliği seviyorsun. Ben hani çok hoşuma gitti çünkü her şey az ve öz ve ferah. Ben öyle, yani incik cincikle uğraşmak çok zor oluyor çünkü. Çok, evet. Yani bir bölümde olsun. Bir de ben böyle çok düzen hastasıyım ya. Böyle her şey simetrik dursun, aman böyle yamuk yumukluk olmasın falan. Hani çok fazla aksesuarım olsaydı kafayı yerdim diye düşünüyorum. Daha yalın, sade ve şık. Lıktan yanayım ben. Evin en merak edilen şeyi ne bir masa ne bir dolap. O meşhur siyah tuvalet kağıtlarından bahsetmeden olmaz.
Burada daha çok siyah değil mi? Yani, evet. Siyah ağırlıklı zaten benim biliyorsun. Artık siyah denilince. Siyah deyince görecek miyiz orayı? Vallahi aynen yani şey oluyor. Nereyi? Siyah deyince artık aklımda bir tek şey geliyor. Aynen. Misafir tuvaleti ve... Onu diyor. Misafir tuvaletinin şu an var mı bilmiyorum mesela. Bakacağız. Şöyle bir 4-5 sene önce aldığım bir tuvalet kağıdıydı benim. Siyah olduğu için almıştım ve kısıtlı sayıda almıştım. Yurt dışından geldiği için. Ve hala da kullanıyorum gördüğün gibi. Yani çok fazla alıp böyle hala bugünümüze gelmiş değil. Onu ben şey kullandım. Tasarruflu kullandım. Yani misafir tuvaletine koydum. Misafir geldiği günler. Sizinkinde yok yani. Aynen. Yok bizde yok. Ha, şimdi yukarıda görürsün. Valla bizde yok. O tuvalet kağıtlarının fiyatı da çok konuşuldu. 6 tanesi 400 TL diye haber çıktı. Haber çıktı. Benim aldığım zaman öyle değildi. Keşke bana bu fırsat verilseydi. Tabii ben onun üzerine bir linç yedim. Haksız yere bir linç yedim bu arada. Değildi yani. O fiyat değildi. Gayet makul bir fiyata almıştım. Hani çok belki minik bir normal tuvalet kağıtlarıyla belki minik bir fark olmuş olabilir şimdi yalan olmasın ama o zaman o fiyat değildi. Bitince alacak mısın tekrar? Bilmem. Bilmiyorum. Korkarım artık. Yemin ediyorum biri daha girer çeker falan diye. Ve işte o tuvalet kağıtları. Hala bitmemişler. Yerinde duruyorlar. Şu anda da o meşhur siyah tuvalet kağıdının olduğu banyonun önündeyiz. Ve kapıyı açıyorum. Bakalım. Bakalım. Şöyle sol tarafa doğru. Evet, buyurunuz. Düzenli ve titiz bir kadın Aslıhan Doğan Turan. Bunu dolaplarının nizamından anlamak mümkün. Evet, şimdi büfenin önündeyiz. Genelde böyle korkarlar. Karışıktır içerisi falan. Kapağı açalım mı? Korkmam. Hemen açayım. Hiç korkmam. Sen çok titizsin gerçi her şey. Hiç korkmam. Buyurunuz. Böyle... Her şeyim mum gibi benim. Hakikaten. Mesela durduk yere buzdolabı falan düzenlerim ben. Çıkarırım bir buzdolabı silinir, bir daha yerleştiririm. İşte o kolalar yan yana bakar falan böyle şeylerim var. O yüzden hiç çekinmem. İstediğin her yeri açabilirsin. Harika. Mutfağa doğru gidiyoruz. Evet, şimdi mutfağa doğru gidiyoruz. Yine çok ferah ve çok düzenli. Teşekkür ediyorum. Ama ortada hiçbir şey yok. Evet. Burası da yalın bir yer. Gördüğün gibi Onur. Çok fazla... Renk ve şey yok. Genelde kahverengiler, siyahlar, beyaz mermerler. Çünkü hani mutfak da böyle olmalı diye düşünüyorum. Ben yemek esnasında tabii ki karışıyor. Mutfağına hakim mi acaba Aslıhan Doğan Turan? Hakim misindir peki neyin nerede olduğunu? Evet. Mesela tabii ki. Bir soru sorayım mı şimdi? Sor. Spatulan nerede? Hemen. Tam da önündeymişiz. Hepsine hakimim. Nerede ne oldu? Zaten ben yerleştirdim mutfak dolaplarımı taşındığım zaman. Burada beyaz tabaklar var. Günlük kullandığımız, açayım mı? Tabii. Günlük tabaklarımız var bu şekilde. Bu benim yine sapsade hep böyle kullandığım. Genelde hani o içeride gördüğümüz desenli tabakları da bazen böyle ruhuma göre. Ama genelde günlük hayatımda kullandığım beyaz tabaklarım var. Mutfakta olunca konumuz yemekten açılıyor. Peki iyi yemek yapar mısın? Yapamam. Gerçekten mi? Yapamam. Bunu bu kadar dört dörtlük olup? Yapamıyorum. Şöyle yani burada yalan söylemeye de hiç gerek yok. Deniyorum. Denemiyorum değil. Ama el lezzetim çok var mı bilmiyorum. İyi yaptığın yemek peki vardır? Var. Yani şey kötüyüm elim lezzetsiz deyip kenara çekilmiyorum bu arada. Yapmaya çalışıyorum. Fırında makarnayı çok iyi yaparım. Güzel yaparım. Yani insanların şeyine göre konuşuyorum, yorumlarına göre. Salatalarımı güzel yaparım. Salata çünkü böyle tatlı tuzlu birleşimini seviyorum. Mesela salatalar yapıyorum, böyle meyveler falan koyuyorum. Değişik geliyor insanlara. Peynir tabağını 10 numara yaparım. O yemeğe girmiyor ama organizeye mi giriyor artık bilmiyorum. Güzel süslerim onu, güzel böyle hani insanlar görünce onu bir yemek isterler. Ama o tabii tam yemek yapmaya girmiyor. Arda Turan girer mi mutfağa? Peki Arda Bey iyi midir mutfakta? Hiç girer mi? Hayır. Hiç girmez. Yok, o da girmez. Yemek yapmıştır ama herhalde flört döneminde falan. Yapmadı. Hiç mi? Yapmadı. Vallahi çok yani şimdi ben burada Arda Bey iyi mutfakta desem izlerken kendi ne falan der. Hiç öyle bir şey demeyeyim. Değil. Çok ilgisi yok. Öyle bir zaman da yok ki zaten. Yani girsin, yapsın. Birkaç kere böyle kendi beni uyandırmamış. Böyle yumurta falan kırmış kendine. Bir şeyler yapmış burada. Yani sabah bir geldim falan burası.
falan. Beni kaldırsan daha iyi olur. Ben yaparım sana. Gece. Yani böyle. Çok ilgisi yok onun da. Benim var ama. Ben sadece deniyorum diyeyim. Mutfak sohbeti güzel devam ediyor. Konumuz aşk. Nasıl başladı Arda Aslıhan aşkı? 2015'te başladı. Şu anda evet 7 yıl oluyor tam. Tam 7 yıl. Yani arkadaşlıktan aşkı. Arkadaşlığımız 2005. Bayağı. 2005'te arkadaşlığımız başladı zaten. Normal yani tanışıklığımız. Kaç sene oldu 2005-2007? 17 sene. 17 sene çok ciddi. 17 sene çok ciddi bir rakammış gerçekten. 10 senelik bir arkadaşlığın aşka dönüşmesi ilginç. Şu anda. Ve bunun 10 senesi arkadaşlık o zaman. Aynen öyle. Nasıl 2015'te dönüştü? Flörte dönüştü. 2018'de de evlendik. 3 senelik böyle çalkantılı bir ayrılıklar oldu, barışlar oldu falan. Sonradan evlendik. Peki nasıl aşka dönüştü? Biz de anlamadık nasıl dönüştüğünü. Galiba daha fazla, daha kaliteli zaman geçirmeye başladık. Hatta hatırlıyorum böyle bir günümüzü, bir iki günümüzü böyle full beraber geçirdik. İşte kahvaltıya gittik, orada bir yemeğe gittik falan arkadaşlarımızla. Böyle kaliteli bayağı, çünkü o yurt dışındaydı. Ben bazen yurt dışındaydım, yeni dönmüştüm falan. Hani hiçbir zaman o kadar yoğun şekilde peş peşe günlerimizi beraber geçirmemiştik. Yazın tatillerde falan hep arkadaş grubumuz aynıydı zaten. Hep beraberdik ama böyle birebir hani baş başa yanımızda bir kişiyle falan hiç öyle bir vakit geçirmedik. Kim açıldı ilk önce? Yani açılma gibi bir şey olmadı. Arda'nın bir niyetli olduğunu ben hissediyordum. Zaten öyle söyleyeyim. Kendi de söylediği için bunu her yerde. Hani birazcık tabii kadın tarafı biraz hisseder ya böyle şeyi. Hani hepimizin, kadınların genelde 6. hissi de kuvvetli olur. Hani öyle açılma gibi değil de kendiliğinden oldu. Ama niyeti fark ettin mi dersen hani biraz biliyorum. Tabii hissettim aynen. Evlenmek ne aşklarından ne de arkadaşlıklarından bir şey götürmüş. Peki evlilik denir ki hep aşkı birazcık yerine sevgiyi bıraktırıyor. Öyle şeyler yani aşk devam ediyor mu? Sevgiye mi? Tabii ki ediyor. Yani bizde ediyor. Çünkü ben hep söylüyorum bunu. Evlilikte bence aşk, tutku, o böyle bazen kavgalar, bazen tartışmalar. Ya ben bunların aşkı ve evliliği dinamik tuttuğunu düşünüyorum. Yani çok sessiz bir evlilik. Çok sessiz geliyor bana. Yani birazcık arada böyle bir hareketler olması lazım. Tartışacaksın, konuşacaksın. Bazen bilmiyorum hani tabii ki öyle şiddetli kavgalar günlerce sürer. Öyle değil. Birazcık da mutfak dedikodusu yapalım. Ufak bir dedikodu yapalım mı? Tabii ki. Yapalım. En sevmediğin huyu ne? En sevmediğim huyu. İnadı var bazen. Bazen inadı var. Yani dediğim dedik. Birazcık da şeydir artık böyle dik kafalıdır ama Arda'yı yumuşatmak çok kolay. Çok kolay. Yani gerçekten kendi de söylemişti belgeselinde. Hani gerçekten sevgiyle çalışan bir mekanizması var. Yani iyilikle ve sevgiyle ve böyle güzellikle bazı şeyleri söylediğin zaman şeydir Arda, makul bir insandır. Bir itiraf geliyor Aslıhan Doğan Turan'dan. Atıyorum hatalı olduğu yerde özür diler. Hani böyle ben işte özür diler. Hiç o şeyde değil. Gönlümü alır. Ben aynı şekilde. Hatta benim kötü huyum ondan fazla ya bence. Gerçekten. Öz eleştiri. Gerçekten. Ne yani öz eleştiri. Şimdi rahat bir insanım ben. Yani şöyle çok her şeye takılan insan değilim. Bazen o rahatlığın vurdum duymazlığa gidebiliyor mu acaba diye düşünmeye başladım kendimi. Çünkü etrafımda da sorma hani mesela diyorum ki böyle böyle oldu falan acaba ben mi işte. Yani evet falan diyorlar. Bazen o artık kötü huy gibi olabilir. Sohbetten sonra yeniden salona dönüyor ve pencereden harika kar yağışını izledikten sonra Aslıhan Doğan Turan ve oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın yanına gidiyoruz. Kapkan çok güzelmiş. Kim biliyor musun? Çekiyordu? Kim çekiyordu? Bak ikisi de çekiyordu. Görüyor musun? Arda Turan'ın süper lüks giyinme odası, Aslıhan Doğan Turan'ın mütevazı giyinme odası ve daha neler neler. Milli Yıldız Arda Turan'la Aslıhan Doğan Turan'ın evinin en özel köşeleri yarın pazar sürprizinde. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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
6 27 30 gibi bir şey. 30 gibi bir şey. Yani yarısı 63 evet. Tane beyaz gömlek var bu.